düşünmüşsündür. Hadi bakalım anlat hikayeni. Berrak, Necip Yılmaz'ın kızı olduğunu, çocukken Amerika'ya gittiğini ve orada büyüdüğünü biliyoruz. Trabzon'a ilk geldiğin gün seni havaalanında Vedat Sayar karşılamış. Güvenlik kameralarında gördük. Vedat abi. Prenses. Vedat o gün seni havaalanında karşıladıktan sonra ne oldu Berra? Berra, ne oldu dedim? Hiç. Hiçbir şey olmadı. Biliyor musun? Gerçek hayatta kırık kalpler, onlara bir şey denildiği zaman kısacık bir hiç derler. Ama bizim meslekte hiç sadece kırık kalbe işaret etmez. Bunu söyleyenin tehdit edildiğine işaret eder. O kadar çok korkutulmuştur ki yalan söylemeye bile korkar. Cevap veremez. Sadece kısacık bir hiçtir. Vedat, annen ve kardeşinle mi tehdit ediyor? Onları bilmediğin bir yerde mi saklıyor? Bu yüzden mi nefese uyuşturucu verdin? Berrak, bak abi. Seni mahkum etmek istesem, bu uyuşturucu mevzusuna yürür gider. Ama benim derdim sen değilsin. Vedat. Hadi ver bize bir şeyler de içeri atalım onu. Berrak. Senin gittiğin yol yol değil. Biliyorsun değil mi? Ben bir yere gitmiyorum ki. Bekliyorum. Fillerin savaşı bitsin mi? Biz çimenler ezilmekten kurtulalım diye bekliyorum. Vedat'ı tutuklamazlar değil mi? Neye dayanıp tutuklayacaklar ki? Yatla Karadeniz gezisi yapacakmış, oğlunu gezdirecekmiş. Asıl Tahir ve avanesini tutuklaması lazım ama işte hepsi başka yerlerde görünüyorlar. İyi ayarlamışlar. Müvekkillerimi içeride tutmak için elinizde geçerli sebebiniz yok. Aralarında çatışmışlar diye duydum. Alıyoruz ifadelerini yavaş yavaş. Belki karanlıkta kalmak onların dilini çözer. Değil mi Şenol Hanım? Görevinizi suistimal ediyorsunuz başkomiserim. Bak sen. 10 dakika içinde Vedat Sayar'ı, Necip Yılmaz'ı ve Berrak Yılmaz'ı serbest bırakmadığınız takdirde sizin için hiç iyi olmayacak. Sen beni tehdit mi ediyorsun avukat? Sana buralarda herkesin damarına bas ama Mithat'ınkinden zıplayarak geç demediler mi? Mithat nedir bu olay? Vedat Sayar'ın adamları aralarında çatışmışlar. Yaralılar var. Çatışanları savcılığa sevk et. Bir kanıtın yoksa Vedat Sayar'la Berrak Yılmaz'ı bırak. Sizin damarınızdan zıplayarak geçtik. Üst mercilerinizle görüştük başkomiserim. Yapmış mıyız? Müsaadenizle. Yarım saat oradayım abi. Hiç gelme.
Hepsini saldılar. Amirin emri. Yapma ya, berrak. Onu da götürdüler. Nereye götürdüler bilmiyorum. Kaçırdık yani elimizden. Anladım abi, sağ ol. Hadi abi.